Allah Teala bizi hakkı övenlerden, haklıları sevenlerden, hakkı izleyenlerden, hakka ittiba edenlerden ayırmasın. Dünya ahirette sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin Allah Teala. Amin. İbn Ömer'den radıyallahu teala anhuma Taberani rivayet ediyor bu hadis-i şerif. La tequmu sa'a hatta yetesafeden nasu tesafudel behaimi fit turuki. Kıyamet kopmadan hayvanlar gibi insanlar da yollarda sevişmedikçe kıyamet kopmayacak. Hakikaten yollarda birbirine sarılanlar, dolananlar, öpüşenler, efendim parklarda yatanlar, kalkanlar bu şekilde bir hal başladı ve giderek artıyor ve normalleşiyor. Bugün ne günüymüş? Sevgililer günüymüş. Kim çıkarttı bunu? Papaz? Vanalina mı, Natalina mı? Nedir yani? Vanaltina mı nedir? Ha. 8. Vanaltina'ymış. Bu adam bir papaz sevgililer günü diye bir gün çıkartmış. Şimdi bizim Müslümanlar da efendim birbirine hediye almaya başlamış. Allah Allah. Şimdi bu papazın çıkarttığı gün aynı yılbaşı gibi bir sapık gündür. Analar günü de böyledir, babalar günü de böyledir. Hiç İslam'da şunların günü diye bir gün olabilir mi? Yetimler günü diye bir gün olabilir mi? Bu ne demektir? Bir gün onları hatırlayın, diğer günler sallayın demektir. İslam ne diyor? Her gün, her saat, herkese hakkını ver diyor. Dolayısıyla şimdi böyle bir zihniyete Müslümanların da çanak tutması, Müslüman insanların da böyle günde hediye... ben sevgilimi almıyorum ki, karımı alıyorum. Karını alıyorsun ama ne günde alıyorsun? Bu sevgililer gününün karşılığı nedir? Efendim, zinakarlar günüdür. Karşılığı budur, açılımı budur. Çünkü bunlar kime sevgili diyorlar? Nikahsızlara. Zaten evlendiğin anda sevgi biter diyorlar. Öyle midir? Öyledir. Yani millet öyle anlıyor. Evlendiğin anda sevgi biter diyor. Niye peki 10 sene flört ediyor da evlenince 2 ay sonra boşanıyor? Ya, çünkü onlar evlenmeden her şeyi yapıyor, evlendikten sonra bir şey kalmıyor. Ama adam görücü usulüyle evlenince, evlendikten sonra peçeyi açıyor, bismillah diyor. Ondan sonra hayrını görüyor ölünceye kadar. Bu şimdi böyledir. İslam böyledir. Ama bunların düzeni, bu gavurların, Hristiyanların düzeni nedir? Efendim nikahsız muameleleri meşrulaştırmak üzeredir. Şimdi bunlara uyulur mu? Ondan sonra tabii birbirine hediyeleşmeler, bilmem neler vesaire. Allah Müslümanları muhafaza etsin. Amin. Ha, bizim Müslüman efendim üreticiler bunlar da ne yapıyor? Ya diyor, bu sevgililer günü münasebetiyle büyük bir alışveriş patlaması yaşanıyor. Ben de diyor şimdi buna bir reklamla, bir şeyle katılayım da payımı ortadan çorbadan alayım diyor. Sevgililer de yakıştıramıyor kendisine. Bir tutam da sakalı var. Ne yapacak? O da bu sefer diyor ki sevenler günü olsun. Oğlum sevenler günü olsun da yarın olsun bu ya. Bu yarın olsun. Bu hindiyi sen yılbaşı gecesi yeme. Bu hindiyi 2 gün sonra ye. Hristiyan'dan gelen nereden geldiğine bakacaksın. Kaynağına bakacaksın, patentine bakacaksın. Bunu efendim papaz mı çıkartmış, haham mı çıkartmış, beni alakadar etmez. Ben işin güzel tarafına bakarım. İslam'da böyle bir zihniyet yoktur. Çünkü o güzel tarafın arkasını kazıdığın zaman altında gavurluk yatıyor.